Banyoda diş fırçaları birbirine bakıyor. Birinci kontrol, check-in out. 3, 2, 1, oyun. Hocam geldi, gülün seni biraz önce suratlarım. Gel Kemal, gel. Bak manidar, ilk defa Kemal'e takabildim. Evet, Yahşi Cazibe'nin iki starının yanındayız şimdi de. Önce söz Bayan Cazibe, Aslıhan Gürbüz'de. Dizi TV'nin Yahşi Cazibe setindeki yolculuğu devam ediyor. Yanımızda Komiser Pekmez ve Cazibe var. Sizi kendi setinizde misafir ediyoruz. Hoş geldiniz demek istiyorum. Çok keyifli bir dizi. Biz izlerken çok eğleniyoruz. Siz de eminim çekim arkasında eğleniyorsunuzdur. Öyle mi? Arkasında, çekim sırasında. Çekim sırasında. Gülmekten kaydın kesildiğine şahit olduk. Vallahi o gülme krizlerine biz yeni yeni başladık. Yani çünkü ilk 4 hafta, 5 hafta olayın tekniğiyle daha çok ilgilendiğimiz için. Fakat şu anda herkes karakteri çok benimsedi, karakterlerini çok benimsedi. Ve dolayısıyla biraz bir şimdi doğaçlama da işin içine girince özellikle Aslan kendinden tamamıyla geçiyor. Bir 5 dakika 10 dakika ara vermek zorunda kalıyoruz biz. Söz tekrar Cazibe'de. Şu meşhur şivesini konuşmak gerek değil mi hanımefendiyle? Nasıl hazırlandınız? Eğitim sürecinizi biraz bahseder misiniz? Çok uzun zamanım olmadı açıkçası benim. Yani önümde 3 gün gibi bir zaman vardı çekim için. Zamanla oturdu diyebilirim. Melahat Abbasova çok çok büyük yardım etti. Çok büyük. Cazibe. Heh. Ayvalam. Hı. Bana içeriden bir tişört getirsene. Vallahi acayip terledim stresten yani. Bak, iki tane yakışı söz söyledin. Hemen telafi etmek istersen. Senin özün gidip alabilemez. Aslan'ın oynadığı Cazibe rolü gerçekten çok zor bir rol. Yani birçok kişinin yapamayacağı bir rol. Yani Doğu şivesi yapılabiliyor, Karadeniz şivesi yapılabiliyor ama bu şive gerçekten çok ayrıcalıklı bir rol. Şive. Dolayısıyla Aslan oyuncu kişiliğiyle ve duruşuyla, varoluşuyla zaten insanlar Aslan'a sokakta herkes o kız oyuncu gerçekten Azeri mi, kökeni Azeri mi yoksa Türk mü diye bana şahsen soruyorlar. Yeniden Komiser Peker Pekmez'e dönüyoruz. Manidar Hanım onun 20 yıllık tatlı belası ve görünen o ki eşinin sevgi kelepçesi daha uzun yıllar kollarında olacak gibi. Komiser Peker'in manidar eşi oldukça romantik, aşka doymayan ve uslanmayan bir kadın. Neler çekiyor Komiser Pekmez eşinden? Zayıflığından belli değil mi dersek? Şimdi çok genelleme alıyoruz karakterleri, tipleri yaratırken tabii. Yani Türk toplumunda öyle bir şey vardır. Kadın daha çok kocasına ilgi gösterir, sevgi gösterir, saygı gösterir. Adam da bir şekilde onu algılar ama kesinlikle araya bir perde koyar. Ben onu canlandırıyorum burada. Yoksa... Ne yapıyorsun kardeşim? Kimsin sen? Pekmez'im! Adım Roxana. Moldova'dan geldim. 3 çocuk var, koca terk etti beni. Temizlik yapıyorum evlere. Peker Pekmez Bey dedi, karımın elini sıcak sudan soğuk suya sokma dedi. Adım Roxana. Türkiye'de sitcom az ama öz çekiliyor. Ve o sitcomların da oyuncu kadrosu itiraf etmek gerekirse oldukça kısıtlı. Çünkü bambaşka bir oyunculuk tekniği ve disiplini gerektiriyor sitcomlar. Bunu biz değil, bizzat onlar söylüyor. Genelde çok böyle bakışmalı, 3 sayfada 45 dakika geçirilen diziler olduğu için biz biraz farklı bir kategorideyiz açıkçası. Yani elimize bizim her hafta 110 sayfa geliyor ve biz bu 110 sayfayı ezberleyip kantar içinde kalıp seslerimiz gidene kadar prova yapıyoruz. Ondan sonra şu sıcak ortamda yansıtıyoruz seyirciye. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.